Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına, varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark Yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin iyi haberler veren, gizli kahramanlarını hayata katkı katanları, katkısı olanları ortaya çıkartan, onları sizlerle tanıştıran, bir kez daha yaptıklarını anlatan, çoğunun adını bildiğiniz, pek çoğunu belki de ilk kez gördüğünüz, bu programda tanıdığınız isimleri anlattığımız, CNN Türk'te Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla hazırladığımız Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Bugün gerçekten hem kendi hayatında hem de kendisi durumunda olan onlarca yüzlerce insanın hayatında fark yaratmış bir ismi sizlerle tanıştıracağız. Gültekin Yazgan ismini bilmem duydunuz mu? 6 nokta körler derneği desem belki size bir çağrışım yapar. Gültekin Yazgan ilkokul yıllarında görme yetisini kaybetmiş bir isim ama yılmamış, hayattan kopmamış, tam tersi hayata daha da asılmış. Önce ilkokuldan sonra ilk önce öğretmen okulunu bitirmiş, bu da yetmemiş. Hukuk fakültesine devam etmiş, onu da bitirmiş. Yalnızca eğitimini iyi yapmakla kalmamış. Etrafındaki sosyal çevreye, kendi durumunda olan insanlara nasıl katkıda bulunurum diye düşünmüş. Yıllarını bu uğurda harcamış. 6 Nokta Körler Derneği bugün Türkiye'nin belki de görme engellilere en yakından elini uzatan, yardım eden derneklerinden bir tanesi. Bu da yeterli değil. Bunun yanı sıra İzmir'de bulunan Görme Engelliler Kütüphanesi'ni de yine Gültekin Yazgan kurmuş. Sevgili seyirciler, bugün karşınıza Fark Yaratanlar'da ilginç ve güzel bir hikayeyle geliyoruz. Gültekin Yazgan'ın hikayesi, eminim pek çoğunuzun gözlerini bambaşka bir dünyaya açacak. Onları çoğu kez görmüyorsunuz. Gördüğünüzde ise görmemezlikten geliyorsunuz. Görmek istemiyor, sanki sizi görüyorlarmış gibi onlara görünmemeye çalışıyorsunuz. Oysa onlar görüyorlar. Görmediğinizi de, görmekten kaçındığınızı da hepimizden daha çok görüyor, hissediyorlar. Elinizi uzattığınızı da hissediyorlar. Kollarına girdiğinizi, dünyalarında bir ses olduğunuzu da hissediyorlar. Çünkü siz onları ötekileştirmeye çalışsanız da görme engelliler de sizler gibiler. Hayatta sadece bir duyudan yoksunlar. Ama sizlerden daha büyük bir denizin içinde yüzüyorlar. Belki çocukken hiç görme engelli bir arkadaşınız olmamış olabilir ama onlar da sokakta oynamaya çalışıyor. Okul zamanı geldiğinde ana sınıfında, hatta sınıf öncesinden okula başlıyorlar. Hepsi birer kahraman olan öğretmenleri eşliğinde okula hazırlanıyor, okuma yazmayı öğreniyorlar. Sizin gibi kara tahtadan olmasa bile çok daha zor bir alfabeden okumayı, yazmayı söküyor, matematik problemleriyle uğraşıyorlar. Şöyle bizim tablet adını verdiğimiz bir aracımız var. Burada görüldüğü gibi her kutuda kareler var. Bu karelerin içerisine 6 tane nokta denk geliyor. Şimdi bu 6 noktanın değişik şekillerde basılmasıyla biz harfleri oluşturuyoruz. Şimdi öğrencilerimiz öncelikle 6 nokta sisteminin nasıl basıldığını öğreniyorlar. Görme engelliler için okuma yazmayı öğrenmek bu kadar zor olsa da sonrası aslında daha da zor. Çünkü onlar için son birkaç yıla kadar ne bir kütüphane vardı ne de okuyabilecekleri bir kitap. Görme engellilerin 6 noktadan oluşan makus talihi, fark yaratan bir ismin özverili çalışmasıyla
Türkiye'de son yıllarda değişmeye başladı. Daha 11 yaşındaydı. 1939 yılında Şubat ayında soğuk bir kış günü talihsiz bir kaza geçirdi. Hastaneye yattığında dünyası aydınlıktı. Taburcu olduğundaysa gözlerinde artık ışık yoktu. 1939 Nisan'ın ilk günleriydi. 2 ayı aşkın bir süredir yattığım Cerrahpaşa Hastanesi'nden taburcu olmuş, annemin kolunda çıkıyordum. Ne var ki bu çıkış hastaneye gelirken geride bıraktığım yaşantıma dönüş değildi. Allah'a ısmarladık bile diyemeden ayrıldığım sınıfıma, kitaplarıma, defterlerime ve de aydınlığa geri dönmüyordum. Yarım kalan oracıkta yarım kalmıştı. Yeni bir yola çıkıştı bu. Kör uçuş başlıyordu. Gültekin Yazgan'ın deyimiyle kör uçuşu işte o gün başladı. Ama aslında kör olan o değil, çevresindekilerdi. Gözleri görmeden bir şey yapabileceğine inanmıyorlardı. Bu nedenle önce okulunu bırakmak zorunda kaldı. Fakat o körlüğü kabullense de işe yaramaz bir insan olarak yaşamını sürdürmeyi her zaman reddetti. Kendi çabalarıyla İngilizce öğrenmeye başladı. Özel öğretmenlerin desteğiyle kabartma yazıyla İngilizce öğrendi. British Council'ın Aydın'da açmış olduğu İngilizce kursuna devam ederken British Council'ın Türkiye temsilcisi onunla tanıştı ve bir çuval dolusu kabartma yazılı kitap armağan etti. Bu kitaplar Londra'dan gönderilmişti. Gültekin Yazgan ilk kez kabartma yazılığıyla basılmış kitaplara işte o gün kavuştu. Ve Türkiye'nin ilk görme engelliler kütüphanesi hayalini de ilk kez o gün kurmaya başladı. Bu kitaplar onun hayatını değiştirmişti. Önce ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi. Ardından Ankara Hukuk Fakültesini kazandı. Üniversitede öğrenciyken 6 Nokta Körler Derneği'ni kurarak görme engellilerin eğitimi için ilk adımı attı. 1952 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitiren Gültekin Yazgan, bir yandan avukatlık stajı yapıyor, diğer yandan da Türkiye'nin ilk körler okulu olan Ankara Körler Okulu'nda sosyal bilgiler ve İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başlıyordu. Yazgan gözlerindeki karanlığa aldırmamış, önüne çıkan engelleri herkesten daha fazla mücadele etmeye başlamıştı. Körlerin görenlere de öğretmenlik yapabileceğini kanıtlamak isteyen Gültekin Yazgan atama istedi. Bu istek reddedilince dönemin Milli Eğitim Bakanı ile görüştü. Onu ikna ederek İzmir Akşam Ticaret Lisesi'ne hukuk öğretmeni olarak atandı. Gültekin Yazgan görme engeline rağmen hayallerini bir bir gerçekleştiriyor ve kör uçuşunda kendine sürekli yeni pencereler açıyordu. Ama onun en büyük hayali bir görme engelliler kütüphanesi kurmak ve burada sesli kitaplar, kabartma harfli dergiler yayınlamaktı. Gültekin öğretmen benim öğretmenim. Körler Okulu'nda, ortaokulda öğretmenimizdi. Bundan 1959-60-61 yıllarındaydı. İngiltere'ye gitmişti Gültekin öğretmen. Orada dönüşünde bize oradaki engellilerin yaşamını dile getiren konuşmalar yapıyordu sosyal faaliyetlerde. Bu arada özellikle bu konuşan kitaplıktan söz ediyordu. O ama bu da Türkiye'ye bir gün gelecek diyordu. Biz onu sanki yakın zamanda gelecekmiş gibi ayda bir yaptığımız toplantılarda sorardık. Ne zaman gelecek çocuklar? Daha erken diyordu. Bu erkenden de biz çok uzağı şeklinde yorumlamıyorduk. 2009 bu kitaplığı beklemek bizim için uzun yıllara aldı. Yani 50 yıldır biz bunları bekliyorduk. Gültekin Yazgan 20 yıl boyunca görme engelli olmayan öğrencilere başarıyla öğretmenlik yaparak mesleğinden emekli oldu. Ama bir köşeye çekinmedi. Serbest avukatlık yaparken bir yandan da çocuklar için kabartma harfli kitaplar hazırladı. 5 yıl önce görme engelli kütüphanesi kurmanın vakti geldiğini düşünerek ilk adımını attı. İzmir'de Türkiye'nin ilk görme engelliler kütüphanesini 16 arkadaşıyla beraber kurduğunda artık 77 yaşındaydı. Ancak idealleri henüz bitmemişti. Görme özürlülere hizmet edecek bir kitaplığı hayalini yıllarca besledim. Kitaplık fikri öteden beri beslediğim bir hayaldi. Yıllarca bu hayali besledim.
körlük o kadar kötü değil yani. Burası bildiğiniz kütüphanelerden değil. İnsanların gelip sessizce kitap okuduğu, sessizliğin hakim olduğu kütüphanelere benzemiyor. Aksine sesin, çalışmanın iktidar olduğu bir başka kütüphane burası. Burada görme engelliler için dergiler hazırlanıyor. Kitaplar seslendiriliyor ve Türkiye'nin her yerindeki görme engellilerin adreslerine postalanıyor. Sadece gönüllülerin çalıştığı bu kütüphane birkaç bölümden oluşuyor. Sesli kitaplar bölümünde öncelikle edebiyat klasiği olan kitaplar, şiirler, imla kılavuzları tek tek seslendiriliyor. Daha sonra bu seslendirilen kitaplar CD haline getiriliyor. Sonra da görme engellilerin adreslerine gönderiliyor. Kütüphanenin arşivinde şu an 65 bin sesli kitap bulunuyor. Endişelerinizi paylaşmak isterdim. Lakin kendinizi yormayın. Bana karşı hiçbir şey anlatmak mecburiyetiniz olmamalıdır. Şimdi sadece kitap değil okuduklarımız, burada Türgök'ün bize sunduğu, çünkü program dahilinde çalışılıyor, dergilerden yazarların bölümleri var. Özellikle şairlerin ünlü şiirlerini okuyoruz. Son olarak çok önemli bir iş yapıyoruz bence. Türkçe yazım kılavuzunun harflerini tek tek okuyoruz. Böylesine kuruluşlara yardımcı olmak bizim, tahmin ediyorum, bizim gibi insanların bir görevi. Çünkü kişilerin yaşadıkları toplumda bence kendi işleri dışında yapmaları gereken görevleri var diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de bu olsa gerek. Kütüphanenin diğer bölümünde ise kabartma baskılı kitaplar ve dergiler hazırlanıyor. Kütüphane gönüllülerinin 5 yıldır her ay kabartma baskı olarak hazırladıkları iki dergileri de var. Arkadaş ve Bal Arası. Arkadaş ve Bal Arası dergileri bugüne kadar 105 bin görme engelliye hiçbir ücret talep edilmeden gönderilmiş durumda. Her ay yeni sayı çıktıkça talep eden herkese gönderilmeye de devam ediyor. Ancak Fark Yaratanlar programında bu konu ele alındığı güne kadar bir kargo sponsorları olmadığı için posta masrafları da gönüllülerin cebinden karşılanıyor. Roman okumaya çalışıyorum. Ama romanlarımızı işte bu Türgök, Türkiye Görme Özürler kitaplığından istiyoruz. Kabartma kitapları da basmaya çalışıyorlar işte. Ben önce Ege Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandım. Orada hazırlık sınıfı okudum. İngilizcelerimizi falan, İngilizce kitaplarımızı bastılar. Daha sonra 9 Eylül Türkçe öğretmenliğini kazandım. Dil bilgisi kitabımız da bastılar. Mesela bu çok gerekli bir kitaptı. Dinleyerek anlayamayacağımız bir kitap. Okumasaydım mesela o derslerden kalabilirdim. Romanları kesinlikle dinleyebiliyoruz. Her romana ulaşabiliyoruz. İşte KPSS CD'leri falan okuyorlar. Seneye o çok lazım olacak. Şimdi KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımız yararlanıyorlar. İşte kitaplarımızı basıyorlar. Çocuklar için Bal Arası ve Yavru Bal Arası dergileri basıyorlar. Hani bunda şiir, öykü, yazarlarla ilgili bilgiler, her şey oluyor. Yani ulaşabileceğimiz her şey burada var. Aydın ile Ahmet aynı semtin çocuklarıydı. Sokakları ve okulları ayrıydı. Ama çokluk birlikte oynarlardı. Semtte apartman yığınları arasında kalmış açıklık bir alan vardı. Çevredeki tüm çocuklar burada toplaşırlardı. Elimle okuyorum. Burada böyle çeşitli harfler var. Onlarla okuyorum. Zaten bizim harflerimiz 6 noktadan oluşuyor. 6 noktadan bütün harfler, alfabenin 29 harfi de bu 6 noktadan oluşuyor. Ben de ilkini çok zor okuyamadım. İlk bir baktığımda elim üstümde yok dedim, ben bunu mümkün değil okuyamam. Ama okudum. Yani öğretmenler öğrettiler, ben de okudum. Küçük Prens okuyorum. Şeker Portakalını geçeceğim. Kütüphanenin bir diğer bölümünde ise görme engellilere bilgisayar kursu veriliyor. Özel olarak geliştirilmiş sesli bilgisayar programı sayesinde görme engellilerin bilgisayar kullanabilmeleri hedefleniyor. Bu sayede onlar için iş olanakları da artırılmış oluyor. Kurs 1. Mutlu Çocuk. Muzaffer. Müzik. Tanışmadan önce daha sıradan bir hayatım vardı. Yani İzmir'e gelip gitmiyordum. Kendime fazla güvenim yoktu. Ama buraya geldikten sonra hem arkadaş çevrem genişledi, hem bizim için olan olanaklardan daha iyi haberdar olma
şeyine, fırsatına sahip oldum. Şimdi iş arıyorum. Fırsat buldukça buraya geliyorum. Arkadaşlarımla görüşüyorum. Okula başladım, açık liseye başladım. Onun gibi değişiklikler var. Gültekin Yazgan, gözlerindeki karanlığa rağmen yılmayanlardan. Birçoğumuzun görerek başaramayacağı kadar çok işi, kalbindeki gözlerle başarmış biri. Birçok görme engellinin gözünde büyük bir kahraman. İşte bu nedenle yazar Doğan Cücenoğlu da son kitabı Onlar Benim Kahramanım'da Gültekin Yazgan ve eşinin fark yaratan öykülerini anlatıyor. Burada bir sevgi var. Müthiş bir sevgi anlayışı var. Bu yaşam sevgisi, üretme sevgisi, yaşama bağlı olma ve olabileceğinin en iyisi olmaya çalışma. Müthiş bir şey var yolculukta. Ve bunlar gizli kahramanlar. Ve bizim toplumumuzun kahramanlık tanımını değişiminde yardım etmek istiyorum. Gültekin Yazgan ve eşi Tülay Yazgan öncelikle birer anne baba oldular. Türkiye'nin başarılarıyla tanıdığı psikolog Yankı Yazgan ve psikiyatrist Çağrı Yazgan'ı yetiştirdiler. Ama sadece çocuklarının anne babası değil, bu ülkedeki görme engelli herkesin anne babası olmayı hedeflediler. Gültekin Yazgan ve eşinin 16 gönüllüyle kurduğu, bugün gönüllülerin çabasıyla ve bağışlarla işleyen kütüphane sayesinde yaklaşık 3000 görme engellinin dünyası aydınlanıyor. Onların parmaklarının uçlarındaki kelimeler anlam kazanıyor. Damla geldi senin yanına, Damla. Damla. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Oo, saçların uzamış. Evet. Burada da. Şimdi kaçın sınıftasın? 5. Yok, 6. 6? Evet. 6'ya geldin ha. Evet. Maşallah. Damla bizim eski dostumuzdur. Ayak seslerini duyuyorum derdi, değil mi? Evet. Daha başka dergiler çıkartmak istiyoruz. Yani bizim kitaplığımız, Görme Özürler Kitaplığı sadece bir kitap yığını değildir. Bir kitap üreten Türkiye'nin her yanında, hatta yabancı ülkelere CD kopyalarını yollayan bir kitaplığız. Ödünç kitap servisi yapmak istiyoruz. Yani bir miktar kitap hazırlayıp bunu okumak isteyenlere bir süre için vermek istiyoruz. Ama bunu henüz yapamadık. Gültekin Yazgan, 11 yaşında başladığı kör uçuşunda hiç karanlıklara saplanmadı. Kapananın sadece gözleri olduğunu, hayatındaki pencerelerin hiçbir zaman kapanmadığına inandı. Körlüğü kabul edip küsmek yerine gerçeğe saygı gösterdi. Mücadeleye başladı. Kendi çağındaki görme engellilerin hayatlarında da, kendinden sonra gelecek binlerce görme engellinin dünyasında da aydınlıklarla dolu kocaman bir fark yarattı. Sevgili seyirciler, işte Gültekin Yazgan'ın hikayesi. Gönül gözünü açmış bir insanın hikayesi. Gerçek bir fark yaratan hikayesi. Eğer siz de bir fark yaratansanız ya da etrafınızda fark yaratan isimler olduğunu düşünüyorsanız, kısa bir aradan sonra Fark Yaratanlar programına nasıl katılacağınızı anlatacağım. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.